Özürlü memur adayları için tercih süreci başladı. Peki engelliler hangi kurumlar için nasıl tercih yapacak? Kura ile atama yapılacak memur adaylarının ne yapmaları gerekiyor? Kaç aday işe yerleşecek? İşte binlerce engelli memur adayının merakla beklediği bu soruların cevapları. ÖMSS yani özürlü memur seçme sınavı Türkiye'de ilk kez yapıldı. Sınavda engelliler kendileriyle aynı durumda olan kişilerle yarıştı. İlk öğretim okulu mezunları ise hiç sınava tabi tutulmadı. Onlardan yalnızca kura için başvuru alındı. 60 bin başvuru aldık sınav için. Arkasından kura başvuruları yapıldı. Bunları da aldık. Burada da yaklaşık rakamımız 50-60 bin civarında bir rakam oldu kura başvuruları için. Sınavın ardından engellilerin memur olabilmesi için tercih süreci de başladı. Tercih kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinden yayınlandı. Kılavuzun iki bölümü var. Birisi kuraya girecekler için. Öncelikle bu bölümleri tercihe dönüştürmeden önce kılavuzları çok iyi okumalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü kılavuzda en ufak detayına kadar her şey anlatılmış vaziyette. Sınava giren adaylar gibi kura için başvuran adaylar da tercih yapmak zorunda. Kuraya başvurduysak, ilkokul mezunuysak veya eskiden ortaokul vardı, ortaokul mezunuysak o zaman bu kura için ayrı bir bölüm var tercih kılavuzunda. Ve genelde kadrolar hizmetli kadroları olarak ayrılmış kurumlar tarafından. Buralardan tercihimizi yapmak. Hem kura için hem de sınava girdiysek eğer bunun tercihlerini yapmak için toplam 15 tercih yapma şansımız var. İlk öğretim okulu mezunlarının tercih edebilecekleri kurumlar arasında Diyanet İşleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri, İçişleri Bakanlığı gibi kurumların hizmetli kadroları var. Biz hangi ilde yaşıyoruz? Diyelim ki Ankara'da yaşıyoruz. Ankara ilinde hangi kurumda çalışmak istiyoruz? Benim eğer diplomam, eğitimim, sertifikam orada belirtilmiş olan kadroyu yapmak için yeterliyse işte onu ben tercihime yazıyorum. Lise ve üniversite mezunlarının seçenekleri ise daha fazla. İmam Hatip, Kur'an kursu öğreticisi kadrolarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı engelli memur alacak kurumların başında geliyor. Veri kontrol uzmanı, bilgisayar işletmeni, teknisyen, mühendis gibi kadrolarda sınava giren adayların tercihini bekliyor. Bir kadroyu tercih etti, yazdı, kazandı, ataması da yapıldı oraya, atama netleşti. Fakat iş yerine başladığı zaman tabii diploma sorulacak. Yani sen kimya mühendisliğini yazmışsın, hani senin kimya mühendisliği diploman? Yok. Bu durumda o kadro yanacak ve o kişi de o işe başlayamayacak. Dolayısıyla elinde sertifikası veya diploması olan kadroya başvurması çok önemli. Atamalarla kura çekimi elektronik ortamda noter huzurunda ve aynı gün yapılacak. Kura başvuruları yapıldı ama kuralar çekilmedi. Kura atamaları da sınavın atamalarıyla aynı gün aynı saatte yapılacak. Dolayısıyla hepsinin sonucunu birden öğrenmiş olacağız. ÖSYM'nin internet sayfasından yapılan tercihler 20 Temmuz'da sona erecek. Yerleştirmeler sonunda 7746 engelli devlet kapısında iş sahibi olacak. Ve devlet dairesine kendimi atayım, başka bir şey istemem. Özürlü memur seçme sınavı 2 yıl geçerli olacak. İlk atamada yerleşemeyenler için daha sonra da yeni atamalar gerçekleştirilecek.